gelecekler ya, ben ondan korkuyorum. Evet ya. Abi dedi geçen gün darbukacının bir tanesi balık pazarında küçük çocuk dıbırka 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 geldi. Abi dedi ben dedi sizin dedi bu kadar güzel yaptığınız nasıl yaptığınızı anladım dedi. Ha. Nasıl dedim? Zevk alıyorsunuz abi dedi. Dönmüş ama. Dönmüş ama isim ver. Zevk alıyorsunuz. Süperdi ya. Çok güzel zevk bir şey. Özgür katılıyor musun? Katılmaz mıyım? Ah be Özgür be. Katılmaz mısın? Peki cümle de vardır şimdi sende. Olmaz mı? Ya. Ya. Hadi bakalım. Pamuk gibi prensesi ne yapayım? Prenses dediğin taş gibi olmalı. Bir daha söyle. Pamuk gibi prensesi ne yapayım? Pamuk gibi prensesi ne yapayım? Prenses dediğin taş gibi olmalı. Özgür of. Yalnız mısın? Yok eşim yanımda, bir de köpeğim. Yalnız da değilsin yani. Peki eşine de sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki sağ ol, bir şey değil, önemli değil. Yok söyleyemedim, heyecandan katıldım kaldım burada. Aa, bu kadar heyecan verici. Eşine de selam söylüyoruz. Aleyküm selam, o da size çok selam söylüyor. Hiç heyecanlanacak bir şey yok gördüğün gibi. Ya ne bileyim, ilk defa bir canlı yayına ilk oluyor, hayatında ilk bu. E bir de Ayhan var. Ayhan abi zaten dokunmak istiyorum, ekranı öpüyorum şu an. Yarın işten beni atarlar. Ayhan. İsmimi değiştirebilir misiniz orada? Efendim? Yarın işten beni atarlar. İsmimi değiştirebilir misiniz orada? Sen çok unut artık. Temiz doğrarsın çok sen. Geçer. Çok geç. Ayhancığım bir öper misin şu kamerayı? Hoppa. Bekliyorum Ayhan abi. Ay heyecanlandı adam ya. Eyvallah. Versene güzel, ben düşünüyorum. Versene. Osman Bey son bir şey söyleyebilir miyim? Söyle be Özgür'üm be. Ya size şimdi çok taklitçi programlarınız çıkıyor. Ne kadar taklit program çıkarsa çıksın asıllarını yükseltir. Teşekkür ederiz ama biz seviniyoruz. Ne güzel doğaçlama tiyatro demek ki seyircisi varmış Türkiye'de. Bir öncü var. Evet bir öncü var. Taklit de demiyoruz, benzer diyoruz. Benzer. Rakip olarak da görmüyoruz ama bir şeyden dolayı söylemiyorum. Sadece seviniyoruz ama bizi izlediğin için, güzel sözlerin için, Ayhan'a söylediğin güzel şeyler için. Hepimiz için. Demin öperken de öyle bir sesler çıkarttık ki inanamazsınız yani. İyi geceler diliyoruz. Hayır, hayır, hayır. Daha devam ediyoruz. Pamuk gibi prensesi ne yapayım? Prenses dediğin taş gibi olmalı dedi Özgür. Temiz keser. Evet. Peki Metincim var mı? Bunlara uyacak bir şey olsun. Yok hiç alakası. Tamamen alakası olsa daha iyi olur. Öyle mi? Peki. Temiz doğrar. Temiz doğrar. Temiz keser. Direkt saatlik yaptığımız. Sıra bende mi? Ha, senin cümleni de alalım. İstersen ben, düşün. Ben güzele güzel demem. Güzel benim olmayınca. Çok güzel. Hadi o zaman yazıyor muyuz? Yazabilirsen. Taş gibi olmayınca. Taş gibi prensese taş gibi prenses demem. Cümleye bak, cümleye bak. Prenses taş gibi olmayınca. Cümleye bakın. Bakayım okuyabileceğim mi? Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olmak istiyorum. Allah, süper. Ender Çorbacıoğlu göndermiş bunu. Kolay gelsin. İnsanda şans olacak bir kere demiş Buğra Işılay. Evet, 6 cümlemiz tamamlandı. Sen onu benim külahıma anlat. Jeodezi ve fotogrametri mühendisi olmak istiyorum. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca. İnsanda şans olacak bir kere. Pamuk gibi prensesi ne yapayım? Prenses dediğin taş gibi olmalı demişti Özgür. Temiz doğrar. Temiz doğrar. Tatlım sana bir hediyem var diye bir cümle daha gelmişti. Jeodezi. Onu verelim. Jeodezi. Tamam. Jeodezi. Çok güzel. Buyurun gelin. Ay şarkıyı ezberledik ya. Oyunun kuralını artık biliyorsunuz. Ben isimlerini söyleyince oyuncularımızın onlar rastgele bir cümleyi çıkartacaklar ve doğaçlamanın içine yedirecekler. Bakalım çıkış noktamız ne? Onu alacağız hep beraber. Bir anket konusu. Ne olabilir arkadaşlar? Bir anket konusu.
Derin seslenmiş. Hiç ankete bitti. Katılmadınız mı? Deterjan. Hangi deterjan? Efendim? Deterjan anketi. Deterjan evet. Anketi. Güzel. Başka? Ben buldum. Yıkım. Boya mı? Boya. Deja vu. Anketi. Anketi. Çok güzel ya. Vallahi evet. Süper. Çok güzel. Deja vu ya da deja vu diye de geçiyor. Olabilir. Deja vu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmeyen var mı aranızda? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp değil. Metin Hoca açıklayacak şimdi. Efendim deja vu. D1, D2. Bir anı daha önce yaşamış gibi olmak. Hissetmek. Değil mi? Hani ya oluruz da ya daha önce yaşanmış bir anı hatırladığını farz etmek de olabilir. Çok güzel. Aynen buydu işte. Deja vu ya da deja vu. Esas da vu doğrusu tabii ki. Fransa'dan gelme bir şeydir çünkü. Çıkış noktamız deja vu. Mahşer geliyor. Dilek ve Burak oynayacaklar. Sıfır demeden kuvvetlice sayıyoruz. 3, 2, 1. Ben bu harbi daha yaşamıştım ya. Abi rutine bindi. İki günde bir tane boyuyorum ondan. Dün akşam yaşadın, bir hafta önce yaşadın, iki gün önce yaşadın. Niye adam gibi yemek yapmıyorsun lan? Keşke sen de bu anı hatırlayabilsen. Keşke benim elimden kalsa. Keşke 5 kardeş olsasınız. Ne yapıyorsun lan? Duygu sömürüsü mü yapıyorsun? Sen bana duygu sömürüsü... Ben şimdi incineceğim mi? Kendi kendimi sorgulayıp... Ya ben dayak atıyorum. Çok kötü bir şey mi diyeceğim? Lan bende böyle bir tip var mı? Kazmayın ben bunu, evet, yapmam. Yapmam. Ancak bu çabalar bir tokat daha getirir. Evet, sende kendini sorgulama gibi bir çaba yok. Hiç olmadı. Burak. Bugüne kadar olsaydı ben bu halde olur muydum? Sen onu benim külahıma alır lan. Sen onu benim külahıma alır. Ne olacak? Ben 40 yaşından sonra değişeceğim. Aile içi şiddet hayır falan mı diyeceğim ben? Ben gibi herif. Dilek. Burak. Koyarım şimşiye. Akıllı ol. Evin içinde huzur ortamı yara. Sakin ol. İnsanda şans olacak bir kere. Ne diyor? Ana! Ana! Ay. Vurmayacağım lan. Vallahi vurmayacağım. Ama beni geriyorsun. İyice dolacağım dolacağım. Bir koyacağım tam koyacağım. O yüzden vurmayacağım. Yok yok, seçme hakkım yok mu? Seçme hakkım lan, niye seçme? Niye? Ulan seçmişsin zaten. Tamam tamam, yeme otur. Allah'ını seversen yemeğe otur. Bu kadar heyecan. Realite şov yeter. Ulan bu ne? Kuru fasulye. Hey, çok seviyorum. Ya ben ye. Bu... Dur. Vurmayacağım. Bak, gebeyim. Nesin? Gebeyim. Burak. Evet, gebeyim. Gebeye vurulmaz, günahtır. Ne oldu? Vallahi gebeyim. Vallahi senden. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Vallahi. Jeo Desi ve fotogrametri mühendisi olmak istiyorum. Çocuğum da böyle olsun. Ben yapamadım. Ah, ah, ah. Ben yapamadım, ben yapamadım. Çocuğum okusun bari fotogrametrisini. Sen böyle şeylere inanıyor musun sanki? Ver tişörtünü yıkayacağım. Sen mühendis olacaksın. Demek sen bir baltaya sapı... Bak ama yumuşadım, içim eridi. Çocuk lafını duyunca biraz yumuşadım. Dilek. Hasretle kaldım, üşüteceğim. Çocuk lafını duyunca yumuşadım, sana kafa atacağım. Oğlum niye sırıtıyorsun? Kavuk gibi prensi, ne yapayım? Prenses dediğin daş gibi olmalı. Ben senin eski halini seviyorum. Vur bana! Ana! 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 Lan! Lan ben bu anı daha önce yaşadım. He? Deja vuk. 3 gün önce de yaşadım. Deja vuk. Anam, deja vuk yaptın ya. Bak. Ne kadar entelektüel bir aile olmaya başladık değil mi? Dur dur dur, işleyeceğim. Deja vuk. Allah hırkanı ya. Getireyim, hırkanı giy. Sağ ol. İçin bir hoş oldu mu ben gebeyim deyince? He? Eskiden senle... Lan hangi ara yaptık lan biz onu? Lan! Sen uyuyordun, hatırlamazsın. Burak! Ben olabilir. Şimdi nasıl hatırlatayım ki sana? Öbür güne nasıl dönelim ki? Ben güzele güzel demem. Güzel benim olmayınca. Uyurken benim olamıyor tabii. Allah'tan bazen saf oluyor. Ay, ödüm kopterini yavaş koy. Yok yok yok. Sana sadece dokunacağım. Dilek. Şöyle bir anı daha önce hiç yaşamadık, biliyor musun? Tatlım. Sana bir hediyem var. Ya.
neredeyiz? Hediye medya ve asortik davranışlar çok entelektüel oluyor. Sen şimdi niye bana demiyorsun? Sen bana bu yeleği niye giydirdin değil? Niye deyim hadi? Niye giydirdin bana? Çünkü sana gazak verdi. Ara! Bak üstüne panda var. Lan ne pandası? Hani böyle panda. Vallahi birikmişler geliyor. Birikmişler geliyor. Buradan kurtulayım. Çocuğu çek, birikmişler geliyor. Çek çocuğu, çek. Çek içeri.